İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün iki konuğumuz var. Seyfullah Orhan ve Aziz Şasa. Ben hemen Seyfullah Orhan'ı tanıtmak istiyorum. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Farmasötik, mikrobiyoloji ve sağlık yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Şu anda Marmara Üniversitesi'nde sağlık yönetimi doktora programına devam ediyor. 1999 Gölcük depreminden beri afet gönüllüsü olup 2007 yılında UMKE ailesine katıldı. UMKE yani Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi. UMKE'de liderlik ve eğitmenlik görevlerini yerine getirmekte olup birçok ulusal ve uluslararası afet ve etkinlikte görev aldı. Ayrıca UMKEDER Yönetim Kurulu ve Can Veren Eller Derneği Denetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz Seyfullah Bey. Hoş bulduk Yürhan Bey. Bu güzel davetiniz için tekrardan baştan teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. İkinci konuğumuz ise Aziz Şasa, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı. Aziz Bey'le daha öncesinde de birkaç program yaptık. Aslında bugün Aziz Bey'in iki fonksiyonu var. Hem konuğumuz ama aynı zamanda da programa sorularıyla renk katacaktır. Aziz Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Güven Bey. Merhabalar. Evet efendim, bugün özellikle sağlık alanında önemli iki kuruluşu ele alacağız. Birisi biraz önce de söylediğim gibi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, kısaltılmış haliyle UMKE. Diğeri de Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği. Onun da kısaltılmışı UMKEDER. Evet. Hemen ben ilk soruyla başlamak istiyorum Seyfullah Bey. UMKE hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Hangi amaçla kuruldu, ne zaman kuruldu, ne gibi fonksiyonları üstleniyor? Bunlardan biraz bahsedelim lütfen. Tabii ki hocam, severek. Dediğiniz gibi işte UMKE'nin açılımı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi. Amacı biliyorsunuz işte biz malumunuz 1999 Marmara depreminde büyük kayıplar, zorluklar yaşadık. Ve bundan sonra bütün işte devlet erkleri bu konuda bazı refleksler geliştirmeye başladılar. Ve bunlardan bir kısmı da işte bu anlamda hem İçişleri Bakanlığı olsun hem Sağlık Bakanlığı'nın bu anlamda bu konuyu biraz masaya yatırarak 2004 yılında, 2003'ün sonunda daha doğrusu hem içinde gönüllülüğün barındığı, aynı zamanda da görevliliğin de olduğu bir medikal kurtarma ekibi kurmak oldu. İçinde amatör ruhu devam eden, öyle söyleyelim. Bu nasıl bir gerekçeyle oluştu? Oradan belki bir iki veri vermek çok doğru olur. Marmara depreminde biz sağlık açısından şöyle sıkıntılar da yaşadık. Çok değerli insanlarımızı, vatandaşlarımızı kaybettik ama bir yandan da yaklaşık olarak işte oradaki veriler çok sağlıklı olmamakla birlikte bilimsel yapılan çalışmalarda şöyle bir veri ortaya çıktı. Hafif yaralı kurtulan hızlıca hastaneye sevk edildiği zaman müdahalelerle hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilecek insanımızın yaklaşık %20 ile %24 arasında can kaybına neden olduğunu veriler bize söyledi. Arkasından yine bu hastaneye yatırılan yaklaşık 5300 gibi bir afetzedenin 639'unda böbrek yetmezliği oluştu ve bunların ne yazık ki 477'sinin sonrasında diyalize bağımlı olduğunu gördük. Burada belki kısa bir teknik bir bilgi vermek lazım. Tabii ki sadece bundan dolayı kurulmadı UMKE ama işte bizim crash sendromu dediğimiz bir rahatsızlık vardır, bir patolojik durum. İşte bu tarz, işte bu trafik kazasında da olabilir, depremde de olabilir. Büyük oranda bir doku ya da organ ezilmesi sonrasında bazı kimyasallar vücudumuza salınır. O kasların ezildiği noktalardan ve bunlar da bizim böbreklerimizin hemen müdahale edilmezse ve de çok basit tedavilerle, doğru tercih edilen basit tedavilerle müdahale edilmezse kişinin ilk başta can kaybına, olmazsa böbrek yetmezliği üzerinden işte dediğimiz gibi diyaliz bağımlılığa kadar neden olabilir. Bu bizim için bir çıkış yolu oldu. Daha doğrusu bakanlıktaki yöneticilerimizin bunun için işte afet konusunda bilgili bir ekip oluşturulması gerektiği, bunun için de ayrı bir ekip oluşturmaktansa
sağlıkçılardan gönüllü olanlar, daha çok bakanlıkta çalışanlardan bir ekip oluşturalım ruhuyla başladı 2004'ün başında, 2003'ün sonunda. Sonrasında bu genişledi, büyüdü. Bir yandan da devletin desteği, bir yandan da gönüllü kadromuzun, gerçekten sağlıkçıların bu anlamdaki katkısı, ekibe katılanların katkısıyla çok daha geniş kapsamlı bir medikal kurtarma, işte donanımlı Sahra Hastanesi ya da işte ulusal ve uluslararası birçok görevde bulunmak gibi bir göreve evrildi. Buraya geldi. Evet, Türkiye çapında bir teşkilatlanma mıdır bu? İşte ilk baştaki amacı sadece ulusal medikal kurtarma ekibiyken çok hızlı bir şekilde işte ilk mesela İran BAM depremiyle yola çıkıldı. Oradaki ekiplerimiz kendi edindikleri deneyimleri birkaç sene sonra İran BAM depreminde davet üzerine gittiklerinde oralarda da aslında bize çok ihtiyaç olduğunu fark edip buraya doğru bir refleks geliştirildi. Buna dair de bir çalışmalar, eğitimler yapılarak arkasından uluslararası birçok faaliyete, depreme, afete ya da başka konulara katılımlar başladı. Şu anda da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet, Türkiye'de kaç bölgede, kaç kentte örgütlüdür UMKE? Şöyle söyleyeyim hocam, ilk başta 11 bölge olarak kurulmuştu. İşte örneğini İstanbul üzerinden verirsek, İstanbul aslında Kuzey Marmara bölgesi ana aktörüydü ve öyle bir bölge vardı 2004 yılında kurulduğunda. Sonrasında bazı bölgeler kendi içinde büyüyünce bunları 21 bölgeye çıkarttı. Hani bölgenin illerin küçüklüğüne, büyüklüğüne göre. Şu anda 81 ilin hepsinde UMKE ekipleri var. Hatta bazı büyük ilçelerde ikinci bir istasyon ya da nokta oluşturuldu. Ama şu anda bunların kendi işte tatbikat, organizasyon, görev dağılımını yapmak için, yönetmek için 21 bölge üzerinden var. Ama 81 ilin hepsinde UMKE var. Evet, şimdi sözlerinizden şunu anlıyorum. Bir kere Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kuruluştan bahsediyoruz. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Fakat bir de gene sözlerinizin içinde gönüllü personelden bahsettiniz. Burayı biraz açar mısınız? Tabii yani, ki, tabii ki. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ama ancak gönüllülerin katıldığı, gönüllü derken de kimleri kastettiğimizi de sıralayabilirsek iyi olur. Tabii, tabii. Sadece sağlık çalışanları mıdır yoksa onun dışında da gönüllü katılıma, yurttaş katılımına açık bir teşkilatlanma mıdır? Tabii hocam. İşte buradaki dediğimiz gibi proje aslında şöyle bir proje. Bu sağlıkta, afette sağlık organizasyon projesi diye başlayan bir projeydi 2002-2003 yılında. Buradaki işte bu çözümlemede şöyle bir durum oldu. İlk başta tabii ki Sağlık Bakanlığı çalışanı, hekimler ve diğer sağlık personelinin gönüllü olarak eğitim aldığı, kendi işleri dışında, kendi hali hazırdaki görev yürüttüğü hastaneler ya da kurumlar dışında bir afet söz konusu olduğu zaman gidip organize olarak orada göreve dahil olduğu, gönüllü olarak katıldığı ama oraya giderken de tabii ki görevli sıfatıyla gitti, bir organizasyonla başladı. Sonuçta dediğim gibi yine gelişerek ve evrilerek sonrasında özel hastaneler, yine tıp fakültelerinden de bazı protokollerle oralardan da diğer sağlık çalışan arkadaşlarımız katılmaya başladılar. Sonrasında yani yine Aziz Hocam'ın da konusu olduğu gibi haberleşme, elektrik ya da diğer ulaşımla ilgili teknik konularda söz konusu olunca bize dışarıdan da vatandaşlar da hani işte böyle gelişince ve duyulunca katılmak istediler. Bakanlığımız buna da hiçbir şekilde olumsuz yanıt vermedi. Dedi ki diğer halktan insanlar da katılabilir tabii ki ama orada şöyle bir zorluk oluyor. Yani gönüllülükle başlayan görev söz konusu olduğu zaman görevli, resmi görevli haline dönüşen bir görev olduğu için burada kritik görevler dışında normal halkımızdan insanlar da, vatandaşlarımız da gelip UMKE eğitim aldıktan sonra UMKE gönüllüsü olabiliyorlar. Ama işte onların işte harcırah ya da işte resmi çok kritik görevler dışında birçok göreve, tatbikata katılabiliyorlar. Bununla ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil. Ama dediğim gibi ana unsurlarımız Sağlık Bakanlığı'nın sağlık personelleri. Bunlar işte hem görevlendirmeleri çok hızlı ve kolay olduğu için anında görev çıktığında hemen göreve dahil edip sonra görev yazısı çıkıyor örneğini verebiliriz. Bu anlamda orada daha hızlı bir hamle ve refleks gösterebiliyoruz. Böyle bir durum var. Evet. Şimdi tabii ki herhangi bir afete müdahale ettiğiniz andan itibaren belli bir mesai harcıyorsunuz. Tabii, tabii. Mesainin gerçi gönüllü bir çalışma olduğunu belirttiniz ama bu mesainin karşılığı herhangi bir ücret, bir maaş almanız söz konusu mu?
Orada şöyle bir yanılgı da var hocam. Onu da hani açık bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Hani ekstra bir ücret alınıyor mu diye bize de çok soru geliyor. Sadece gittiğiniz görevle ilgili bizim bütün kurumlar için, devlet kurumlarında olduğu gibi başka bir yerdeki bir toplantıya gittiğiniz zaman, Tarım Bakanlığı'ndaki bir arkadaşımız oraya gittiği zaman sadece konaklama ücreti, yol harcırahı ve oradaki o kaldığı gün içindeki yemek ücreti, İAŞ'si verilir. Bizim için de aynısı geçerlidir. Mesela ama biz gidiyorsak, mesela gittiğimiz bölgede bir sahra çadırı kuracaksa konaklama ücreti yoktur. Ulaşımı UMKE araçlarıyla sağlıyorsak o da yoktur. Onun haricinde sadece oradaki o kaldığınız gün boyunca maaşınız kesilmez. İşte bizdeki o dediğimiz ek ödeme dediğimiz durum kesilmez. Hani görevinizi devam ettiriyormuş şeklinde devam eder. Yani izin almazsınız. Bu bizim için bile büyük bir artıdır. Yani hani gönüllü olduğumuz, yapmak istediğimiz bir işi, işimiz aksamadan, işimizden izin almak zorunda kalmadan ve aldığımız temel maaşımız kesilmeden yapabiliyor olmak bizim için çok yeterli zaten. Bütün işte o gönüllülüğümüzü de amatör ruhumuzu da bu anlamda bozmuyor. Evet, son derece önemli. Çünkü birçok sivil toplum kuruluşu da bu tür olaylara müdahale eden personeline tam da belirttiğiniz tarzda işte yiyeceğini, içeceğini, barınmasını sağlayan bir ödemeyi gerçekleştiriyor. Ama bu faaliyetten ötürü sivil kuruluşlarda sizler de herhangi bir ek ücret veya bir maaş almıyorsunuz. Sözünüzün arasında çadırlardan bahsettiniz. Anladığım kadarıyla ekipman ve donanımı da olan bir teşkilatsınız. Evet, bunu sağlayan Sağlık Bakanlığı mıdır yoksa UMKE'nin kendi özel gelir kaynakları var mıdır? Yani UMKE'ye bağış yapmak veyahut da onların bir takım ihtiyaçlarını aynı olarak karşılamak da mümkün müdür? Sadece Sağlık Bakanlığı karşılıyor Bülent Bey. Yani bu anlamda bir açıdan bu işin devlet kurumu olmanın verdiği durumdan dolayı da bu konuda daha keskin çizgiler bizde. Bir dernek gibi, STK gibi kesinlikle çalışamıyor. Yani bu bağış da böyle düşünüldüğü zaman, teklif edildiği ilk yıllarda söz konusu olmuştu ama bu bence de kendi şahsi fikrim de bu anlamda çok daha uygun. Çünkü orada yanlış suistimallere, yanlış yollara yol açma ihtimali var. Yani bu anlamda devlet kurumu olması, devletimizde bu anlamda güçlü bir bakış ve doğrultu oluşturdu. Ankara'da çok büyük bizim bir depomuz var. Aynı şekilde İstanbul'da ikinci hani bu bölgeye hitap eden güzel, çok donanımlı bir depomuz var. Yani gene arada bahsedeceğim ama sadece hani tek cümle olarak şöyle söyleyeyim. Yani biz bir yurt dışı görevinde gittiğimiz zaman 20 gün kalabilecek hem personelimizin hem oradaki yaklaşık 500-1000 arası hastanın ihtiyacını karşılayabilecek, onların hem de yataklı hastane olarak ve bazı 14 tane, 15 tane ameliyat yapabilecek kadar donanıma sahip işte soğuk iklim çadırlarımız, işte 4x4 işte arazi koşullarını sağlayabilecek araçlarımız var. Tabii ki bu konuda şöyle bir şey oluyor. Yani bu anlamda bizim şöyle bir gayretimiz söz konusu oluyor. Biz sadece buna dair Avrupa Birliği fonlarında devlet kurumlarına da verdiği o projeler karşılığındaki işte belli projeler hazırlayarak buradan bu gereklikleri devletimizin de bu anlamda belki bir miktar yükünü azaltmak, hani daha efektif yerleri kullanmasını sağlayacak şekilde çalışmalar, projeler, akademik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Böyle evet. Biz de kendimize katkı sunmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi Aziz Bey'in hemen bir sorusu var. Evet, Seyfullah Bey. Bizim UMKE ile daha Sağlık Bakanlığı'nın epey zamandan beri, aslında 99 depreminden beri bir ilişkimiz var. Bayağı da güzel çalışmalar yaptık. Tabii UMKE'nin kuruluşuna da şahit olduk. Bu arada şunu bizim çalışma konumuz haberleşme. Haberleşme grubunda, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda haberleşme grubundayız. Dolayısıyla UMKE'nin Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki konumu ben öğrenmek isterim. O konuda sizden önce bir bilgi almak isterim. Tabii ki hocam. İşte belki hani daha öncesinde konuşulmuştur başka söyleşilerde ama dediğiniz gibi hani şuradan başlayarak söylemek belki daha doğru olur. İşte Türkiye Afet Müdahale Planı hani il bazlı olarak başlatılan ve bütün kurumların, yani herkesin kendi içinde yaptığı, başta devlet kurumları, STK'lar, diğer oluşumlar olmak üzere kendi aralarındaki yaptığı çalışmaların aslında ortak bir potada toplanması ve bunların kendi arasındaki doğru bir işbirliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla kuruldu. Ve burada da
Sağlık Bakanlığı'nın oradaki hani ana hizmet grupları ve destek hizmet grupları var. Ve biz oradaki sağlık ana hizmet grubunun temsilcisiyiz UMKE olarak. Yani şunu belki baştan söylemem lazımdı, burada belirtmekte fayda var. Sağlık Bakanlığı'nda şu anda Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü var. Bunun altında Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, altında UMKE var. İşte aynı şekilde illerde de, büyük iller başta olmak üzere, illerde Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nın altında gene Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi var. Ve işte TAMP'taki bizim görevimizde, Sağlık Bakanlığı'na düşen görevde, Sağlık Hizmetleri Ana Hizmet Grubu ve diğer işte buradaki paydaşlarla beraber çalışma durumunda. Yani işte diyelim ki senaryoyu çizdiğimiz zaman, beklediğimiz Marmara depremi üzerinden İstanbul'daki TAMP'ta Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ana aktör olarak sağlığı yönetmek üzere diğer kurumlarla irtibat kurmak, işte oluşturulan çadır kentlerde sahra hastanesi oluşturmak, oralarda sağlık istasyonları oluşturmak, buna dair işte Kızılay'la kan alınması ve kan transferlerini sağlamak, İşte diğer ulaştırma ve haberleşme birimleriyle irtibatta kalarak bölgelerde, hangi bölgelerde ne kadar yaralı, ne kadar müdahale edilmesi gereken, ne kadar tim çıkarılması gerekiyor gibi temel bilgiler üzerinden böyle sadece örnek vermiş olalım. Yoksa çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bilgileri var. Bunun içinde halk sağlığı var, diğer durumlar var. Ama dediğim gibi oradaki ana yaklaşık 8'de en son artırıldı mı bilmiyorum. Yani ben yaklaşık bir senedir bir şey oldu işte pandemiden dolayı bir gevşeme oldu. Daha doğrusu gevşeme demeyelim de bir duraklama oldu. Duraklama. Duraklama daha doğru. Evet. Ya bu durum içinde sadece işte belli bir güncelleme yapıldıysa bilmiyorum ama o 8 grubun bir tanesini UMKE görevini üstlenmiş durumda. Anladım. Çok güzel. Çok teşekkür ederim bu bilgi için. Bu tabii buradan hemen şuna geçmek gerekiyor. UMKE'lerin statüsü ne? Yani bir kere oradan başlayalım. Faaliyetler nedir? Ne zaman kuruldu? Vizyonu ve örgütlenme şekli nedir? Yani burada işte onun da kurulma nedenini şöyle açıklamakta belki hani bir iki cümleyle fayda var. İşte UMKE tamam içinde amatör ruhu var, gönüllü bir oluşum ama bir devlet kurumu. Ve bir yerden sonra bazı konularda işte geliştirilmesi, akademik yapılması gereken işbirlikleri ya da işte STK'larla işbirliği konusunda ister istemez bazen bürokratik uzun süreçlere takılabiliyor. Burada da biz bunu engellemek için UMKE'ci arkadaşlar aramızda hani biraz daha o sivil gücü artırabilmek adına biraz daha başka işbirlikleri ve güzel çalışmalar yapmak adına UMKE'leri kurduk. UMKE'ler de aslında bildiğimiz normal bir sivil toplum kuruluşu ama ana kadro bu anlamda yine UMKE eğitimi almış, UMKE'de görev almış, UMKE gönüllüsü arkadaşlardan oluşuyor. Üyelerimiz ve yönetim kurulumuz. Yani şu anda da yavaş yavaş İşte bahsettiğimiz acil yardım afet yönetimi ya da diğer buna benzer afetle ilgili konulardaki eğitim almış öğrencilerimizi de yavaş yavaş ya da bu konuda ilgisi olan insanları da derneğimize dahil etmeye başladık ki daha kapsamlı çalışmalar yapabilmek için. Buradaki belki şunu ilk başta belirtmekte fayda var. Bu bir sivil toplum kuruluşu, yani şöyle bir yanlış algılaşılma oluyor. Yani UMKE'cilerin hakkını işte arayan bir sendikal oluşum gibi bir yanlış bilgi olmaması lazım. Yani burada aslında geliştirici, yapıcı ve ilerletici bir UMKE'yi, afetlerde sağlık hizmetlerini fonksiyon yürüten bir derneğimiz diyebilirim. Aslında tabii bir anlamda bu gönüllülerin bir araya gelip belki modeller geliştirmesi ve kendi hani deneyim aktarımı anlamında daha şeyli, daha az bürokratik diyelim, daha düz bir organizasyon olarak belki evet tanımlamak mümkün. Faaliyetlerine kimler katılabilmektedir? Bir de şöyle beni ilgilendiren bir başka soru var. Biz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bu II bölümünde ilk defa böyle bir sağlık grubuna yönelik bir haberleşme eğitiminde başlamıştık. Hangi, şu anda nereden, hangi nerelerden mezun arkadaşlar katılıyor? Gerek UMKE'ye, gerek UMKE'lerin çalışmalarına. Bir de işte kimler genelde kimler faaliyetlere katılıyor? Evet hocam. İsterseniz önce UMKE'den başlayayım. UMKE'de şöyle bir koşul yok. Yani hani herkes, her vatandaşımız, yani bir yer bir bölümün mezunu olmak ya da bir meslek erbabı olmak gerekmiyor. Yani şu bilgi vermekte fayda var. Yani
o internet sitesinin sayfasını da yazabiliriz ama çok uzun olduğu için. Yani sadece Google'a yani ya da bir arama motoruna UMKE başvuru diye yazdığınız zaman Sağlık Bakanlığımızın ASOS dediği bir sistem üzerinden bir başvuru formu çıkıyor. Bu formu dolduran herkes kendi doldurduğu ile dair orada da seçtiği için o ilin afetlerdeki hizmet birimine düşmüş oluyor. Ve oradaki yapılan planlama doğrultusunda dediğim gibi bütün vatandaşlarımız buna katılabilir. Yani sonuçta oradaki bir gereklilik gerekçe soruluyor falan bunları bilgilerini veriyorsunuz. Ve bunun üzerinden UMKE'ye başvuruda bulunmuş oluyor. UMKE'de afet söz konusu olduğu için ve UMKE'nin bir miktarda böyle kritik görevlerde görev alması gerektiği için de bir mülakat yapıyoruz biz. Yani bu anlamda hem verimli bir insan kaynağı oluşturmak hem de başka türlü işte sıkıntılar yaşamamak için bunun temelinde şöyle bir durum yatıyor aslında. Hani birkaç gerekçesi var ama yani en basit bir kaç sene önce yaşadığımız işte afet yaşamış bir afetzede zamanında olmuş bir sağlık çalışan arkadaşımız gelip de bizim yaptığımız tatbikatlarda girdiği zaman mesela bu durumda zorlandığı ya da bu anlamda bundan dolayı sıkıntı yaşadığı oluyor. Ki biz bunun gibi işte hem ekip uyumunu sağlayacak şekilde bir mülakatla arkadaşlarımızın uygun olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Sonrasında bir eğitim alıyorlar. Eğitimden daha sonra bahsederiz. UMKE'lerde de dediğim gibi biz biraz daha elektif bir sonuç alabilmek için ilk başta UMKE katılım belgesi olanlar vardı. Ama şu anda dediğimiz gibi işte AFAD'ın o gönüllü arama kurtarma eğitimlerini alanlar, aynı zamanda AYAY bölümü gibi bölümlerden mezun olanlar, bu tabii ki itfaiye ya da buna dair benzeri o güvenlikle ilgili diğer bölümler de söz konusu. Buralarda mezun olan arkadaşlarımızı da derneğimize o belgeyi sundukları zaman dahil edebiliyoruz. Buradaki çalışmalarımıza katılabiliyor. Yani UMKE çalışmalarına katılmak isteyenlerin arasından da UMKE'lere katılım oluyor. Öyle de diyebiliriz. Tabii. Anladım. Bu hangi yüksek okullardan özellikle bu belki daha çok UMKE'ye yönelik ama hangi yüksek okullardan şu anda sayısı arttı. Çanakkale vardı. Daha sonra herhalde başka yüksek okullarda eklendi değil mi? Buradan Tabii hocam. Yani şöyle söyleyeyim. Yani şöyle iki tane ayrı bölümümüz var bizim. Hani acil yardım afet yönetimi bölümü var. Acil durum afet yönetimi diye iki tane bölüm var. Hani bu biraz birisi biraz daha sağlık bazlı, sağlık yani yoğunluklu diyelim bir bölüm. Yani orada yani şöyle bir algı oluşuyor. Onu da arada belirtmekte fayda var. Bu arkadaşlarımız çok değerli kardeşlerimiz beraber çalışıyoruz. Yine beraber birçok eğitim faaliyet yürütüyoruz bu arkadaşlarımızla hem dernek çatısı altında. Ama hani şöyle bir algı oluşuyor. Yani UMKE hani bunların mesleki olarak görev alacağı bir tanımı varmış gibi düşünüyorlar ya da AFAD'ın. Şu anda öyle bir resmi bir tanım yok. Resmi bir onu bile belirtmekte fayda var. Ama hani biz olması için gerekli işte dediğim gibi hem STK olarak ya da bireysel olarak bununla ilgili taleplerde bulunuyoruz. Onu da belirtmekte fayda var. Çünkü hani bunun teorik eğitimini de almış kişilerin çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü UMKE'lerin, illerdeki UMKE'lerin merkezinde ilim büyüklüğüne göre yaklaşık 3 kişiden yaklaşık 15 kişiye kadar orada hala hazırda devam eden bir personel var. Çünkü oradaki bütün organizasyonu, koordinasyonu ve oradaki eğitimleri yapmak için. Yani bu noktada dediğim gibi oradaki arkadaşlar da hani girerken bölüme buralarda bir meslek sahibi olacağız, işte kamuya atanacağız gibi bir bilgi oluyor. Şu anda yani böyle bir durum yok. Onu belirtmekte fayda var. Tamam. Ama şunu biliyorum. İstanbul'da yaklaşık olarak ben en son takip ettiğim işte onlar da bizi bazen eğitimlere davet ediyorlar. 8 tane özel üniversitemizde var. En son işte Burdur'da açıldı onu biliyorum. İşte Balıkesir Üniversitesi'nde var. Gümüşhane'de var. Yani bu anlamda Yalova'da açıldı onu biliyorum. Ve bu anlamda yani önemli bir şekilde küçük illerimizdeki üniversitelerde bile acil yardım afet yönetimi bölümü açıldı. Bu arada UMKE'ler nasıl harekete geçiyor? Yani harekete geçileceği haberini, bilgisini nereden alıyor? Onu gene bakanlık şeması üzerinden belirtmekte fayda var. Bizim aynı zamanda bu afetlerde sağlık organizasyonu projesi yapılırken aynı zamanda UMKE ile beraber bir de SAKOM diye bir kurumumuz daha oluşturuldu, birimimiz daha. SAKOM'un da açılımı Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi. Bu sonrasında bakanlıkta varken diğer bütün illerimize de böyle bir birim daha oluşturuldu. Şimdi hali hazırda bu SAKOM şöyle bir görev üstleniyor illerdeki. Yani bir hastanede yer yok ve bir hasta bu anlamda
başka bir yere sevk edilmesi lazım. Bununla ilgili normalde 112 ile irtibat kurarak SAKOM, yani işte bu tarz küçük acil durum ya da küçük krizleri yönetiyor. Öyle söyleyeyim ben, yani hastamızı ya da oradaki vatandaşımızı yormamak, hem de hastaneleri kendi arasındaki böyle bir koordinasyonla oradaki hekimin zamanını kaybettirmemek için böyle bir fonksiyon yönetiyor. Ama afet söz konusu olduğu zaman gene örnekler üzerine gitmekte fayda var. İşte bir ilde bir afet, acil durum söz konusu olduğu zaman AFAD'la ve valilikle direkt irtibatlı halde ilk bilgilerden giden birimlerden birisi SAKOM'dur. Ve SAKOM'a bilgi geldikten sonra hem İl SAKOM'la hem de Bakanlık SAKOM'la irtibatlı bir şekilde biz görev tanımı oluşmaya başlıyor. Ha, tabii ki biz bu anlamda diğer işte kurumlardaki olan irtibatımız, AFAD'daki, emniyetteki irtibatımız üzerinden doğru bilgiye, veriye ulaşmaya çalışıyoruz ama bizim gerçek görev tanımımız, işte bir göreve kaç kişi çıkacağız, nasıl bir donanımla çıkacağızı netleştirdiğimiz durumu sağlayan kişi kurum SAKOM. SAKOM'dan gelen bilgi üzerinden biz ancak işte göreve çıkabiliyoruz ve bu anlamda bu harekete geçmemiz gerekiyor. Buna dair küçük aksaklıklar yaşandığı olduğu, biz buradan mesela işte yakın olduğu için Edirne Sel felaketine gittiğimiz oldu. Gelen işte oradaki informal bilgiler doğrultusunda gereksiz fazla bir donanımla gitmiştik. İşte SAKOM bunun üzerinden daha etkili bir operasyona geçince gittiğimiz görevlerde çok daha verimli bir işleyiş yürütmüş oluyoruz. Evet, çok teşekkürler. Bu arada tabii bilginin doğrulanması anlamında ve doğru bilgi gelmesi anlamında tabii önem, bunda önem olduğunda böylece... Evet, bunu da belirtmekte fayda var. Tabii, bu gayet önemli bir bulgu veya bir durum. Operasyonel senaryosu nedir UMKEDER'in? Yani ne şekilde bir senaryoyu takip ediyorsunuz? Nedir operasyonel öngörünüz? UMKE'den bahsedeyim. UMKE'den o anlamda şu anda bizim ekibimiz yok. Hani böyle operasyonel bir ekibimiz yok daha doğrusu. Daha çok şu anda bilişsel, akademik ve STK düzeyindeki işleri yürütüyoruz UMKE'der olarak. Ama UMKE'de bizim normalde başta bir ekip çekirdek koordinasyon grubumuz var. Merkezdeki UMKE sorumlusu arkadaşımız ve bununla beraber oradaki merkezde çalışan birkaç arkadaşla beraber olay yeri yöneticisi anlamında bir fonksiyonel görev yürüten bir ekip arkadaşlarımız var. Ve bunlar kendi aralarında dönüşümlü nöbet anlamında, hani resmi bir nöbet anlamında değil. Ama herhangi bir diğerine bir şey olma durumunda, diğer arkadaşlara bir şey olma durumunda onlar nöbet dağılımı söz konusu. Ve dediğim gibi burada biz eğer SAKOM'dan bir böyle bilgi geldi ve biz bilgi akışını sağlamaya başladıysa bizim işte yine temel işte deneyimli ve hemen göreve çıkabilecek noktada görevi yönetecek, liderlik edecek, timleri liderlik edecekler konusunda bir telsiz haberleşmemiz var. Bu anlamda biz bir afet söz konusu olduğu zaman hemen telsizimize sarılıp, hemen telsizimizi açıp bizim afet kanalımız var. Bu kanaldan haber beklemeye başlıyoruz. Çünkü afetin boyutunun ne konuda olacağı, hangi konuda olacağı, belki ondan sonra telefon irtibatımızın kopacağı üzerinden. Ve bir yandan da tabii ki yine İşte online uygulamalar üzerinden de işte diğer gruplara bunlara dair bilgiler geçiliyor. Yani o telsiz haberleşmesi konusunda görev alacak personel sayısı belirlendikten sonra ki bir yandan da bu anlamda kendi kişisel hazırlığımızı ve işte ulaşmaya çalışıyoruz UMKE'nin merkezine. Ve bu arada diğer arkadaşların da katılacak tim görevlisi arkadaşların da sayısını hemen işte o telefondaki mobil uygulamalar üzerinden bilgisini geçiyoruz. Bu arkadaşlar hızlıca hazırlanıp kimisini merkezde oradaki hazırlığı yapmak, lojistik hazırlığı yapmak için çağırıyoruz. Herkesi de bu anlamda çağırmıyoruz. Diyelim ki bu görev Anadolu yakasından gidilmesi gereken bir görev. Orada hemen şu refleksi gösteriyoruz. Merkeze gelecek Avrupa yakasındaki arkadaşlar hazırlığı yaparlar. Ya Anadolu yakasındaki istasyonumuzda ya da yoldaki belirlediğimiz, bizim kendi belirlediğimiz belli noktalar var. İşte Kartal'daki bir nokta var. Hastanenin önündeki işte E5'teki durak, öyle söyleyeyim. Ve bu durakta arkadaşlarımızın, göreve katılacak arkadaşların orada toplanmasını, yol üstünden hızlıca zaman kaybetmeden onları almayı sağlıyoruz. Böyle kendi içinde temel başlıklar üzerinden, çatısı üzerinden böyle bilgisini vereceğim bir senaryomuz var. Buradaki bizim en çok dikkat ettiğimiz şey şu oluyor. Yani göreve gideceğimiz durumda ne gibi problemler, sağlık sıkıntıları olabilir? Buna dair lojistik olarak, tıbbi malzeme olarak ne almamız gerekiyor? Biz bunu çok net ayrıntılı almaya çalışıyoruz.
Hemen bir soru sorabilir miyim Seyfullah Bey? Şimdi bu anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla UMKEDER'in kendi başına özel herhangi bir afete müdahalesi söz konusu değil. Çünkü esas itibariyle UMKEDER'i oluşturan insanların büyük bir çoğunluğu, belki de tamamı UMKE'nin gönüllüsü. Bu bir koşul mudur? Yani UMKEDER'e katılabilmek için illaki UMKE'nin de gönüllüsü olmak zorunda mıyız? İlk başta öyleydi. Yaklaşık 2 sene önce aldığımız yönetim kurulu kararı gereğince, dediğim gibi işte aynı zamanda hani gene şu sınırı şöyle zorlamamak istiyoruz hocam. Hani böyle çok geniş anlamda biraz daha akademik, bilişsel ve koordinasyon ve organizasyon üzerine yapılan çalışmalar olacağı için afetle ilgili en azından bir deneyimi, bu anlamda bir sertifikasyonu olmuş kişileri dahil ediyoruz biz. İşte AFAD'ın düzenlediği online'ın üzerinden tanımlanmış, üzerinden hani tatbiki görevler de almış, arama kurtarma eğitimlerini almış kişileri de aynı zamanda dediğim gibi AYAY bölümü mezunu arkadaşlarımızı da derneğimize katıyoruz. Ama buradaki bizim derneğin çalışmalarına katılmak için üye olmak şart değil. Bunu belirtmekte fayda var. Yani burada dernek üyesi olmak koşulu üzerinden bir şeyler yapılmıyor. Dernek üyesi olmak oradaki ana yürütücü fonksiyonunu yürütmek ama işte güzel etkinlikler, projeler çalışmak. En basitinde şöyle bir örnek vereyim. Bizim afette kullandığımız sağlıkçılara özgü malzemelerin daha nasıl iyi geliştirilebilirle ilgili bizim kendi bir mesela çalışma grubumuz var. İşte yapılan yurt dışı çalışmaları üzerinden bunu UMKE'de nasıl uygulayabiliriz ile ilgili bir akademik komisyonumuz var. İşte sürekli hem halkı hem işte bu anlamdaki afetle ilgili deneyimlerini artırmak için bir eğitim komisyonumuz var. Hani daha dediğim gibi bu anlamda böyle bir teorik üzerinden başlayan, pratiğe dönüyor gitmek isteyen bir çalışmamız var. O anlamda belki o havuzu, yani üye havuzunu çok hızlı bir artırım yapalım gibi bir derdimiz yok. Öyle söyleyeyim. Yani bunu belirtmekte fayda var. Anlıyorum. Bu arada hemen hem UMKE'nin hem de UMKEDER'in internet sitelerini vermek istiyorum. UMKE'ninki umke.org, UMKEDER'inki ise umkeder.org. Yani buradan da şu anda bizi izleyenler rahatlıkla şeye girebilirler, internet sitelerine girebilirler. Orada da oldukça detaylı bilgiler var. Evet, Aziz Bey, buyurun. Evet, çok teşekkürler. Bunlar önemli bilgilerdi. Kimlere, bu arada UMKEDER eğitim veriyor mu? Kimlere ve hangi konularda eğitim verir diye bir sorumuz vardı bizim. Sanıyorum öyle değil ama yine de bir alalım sizden o konudaki. Tabii. Bilgileri. Yani şu ikisinden bahsedeyim isterseniz hocam. Çok özür dilerim, Gülhan Bey'in dediği bir şeye değinmek istiyorum. UMKE.org da bizim gene UMKE gönüllüsü arkadaşlarımızın oluşturduğu resmi olmayan bir site. Çok güzel bir çalışmaları var. Bir miktar haber sitesi gibi de çalışıyor. Yani bu anlamda biraz kendilerini çok geliştirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Takdir ediyoruz abilerimizi, arkadaşlarımızı. Ama bizim resmi UMKE'nin resmi sitesi Sağlık Bakanlığı'nın çatısı altında belirtilen orada yani direkt yazınca çıkan bir bilim değil. İşte Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesine girdiğiniz zaman UMKE ile ilgili temel bilgileri, yaptığı yurt içi, yurt dışı faaliyetleri, görevleri görebileceğiniz bir resmi sitesi var. Ama UMKE.org'un yaptığı oradaki bilgilendirme UMKE'yi bağlamaz. Onu belki belirtmekte fayda var. Yani o da gene bir sivil, evet, sivil bir oluşum. Güzel, çok güzel işte eğitimlerle ilgili dokümanlar falan da koymuşlar arkadaşlarımız. Çok güzel refleks, işte bütün görevleri falan belirtiyorlar. Ama dediğim gibi sivil bir oluşum. Hocam önce UMKE'deki eğitimlerden bahsedeyim isterseniz Aziz Bey. Ondan sonra UMKE'lerin yaptığı eğitimlerden de faaliyetlerden de bahsetmekte fayda var. Bizim şimdi ilk başta şuradan devam ettirerek söylersek güzel olacak. O mülakata girdi arkadaşlarımız ve bu arkadaşımızın herhangi bir sıkıntısı olmadığı, yani hani kendisi ve bizimle beraber çalışma konusunda bir problem olmadığı fark edildikten sonra bu arkadaşlarımıza planlama dahilinde şu anda her ay bazen de sıkıştırıp ayda 2 kere, yani orada eğer bir görev söz konusu değilse, temel UMKE eğitimi veriyoruz biz. Temel UMKE eğitimi arada bir gün değişmekle birlikte yaklaşık ortalama 5 gün. Bu 5 günün 3,5 günü teorik eğitimler. Bu eğitimlerin içinde yine işte olay yeri yönetiminden triyajına, işte medikal müdahale için ileri hava yolu, işte CPR,
İşte orada travma eğitimleri, afet psikolojisi eğitimleri, afetlerde halk sağlığı eğitimleri gibi haberleşme, ulaştırma gibi birçok konularda teorik eğitimler veriliyor. Sonrasında biz yine 1,5 günlük bir tatbikat hazırlıyoruz. Oradaki verdiğimiz eğitimlerin tatbikini yaptığımız, hem arkadaşların zorlu koşullarda nasıl kalabildiklerini, kendi çadırlarını kurabildikleri, işte organize olabildikleri şekilde 1,5 günlük bir eğitim oluyor. Sonra buraya katılan arkadaşlardan devam ettirmek isteyenler, sonrasında ileri umki eğitimler oluyor. Yani işte bu yine işte triyajla ilgili daha ayrıntılı, daha kapsamlı 2 gün bir eğitim. İşte fiziksel kondisyon üzerinden, haberleşme konusu üzerinden işte eğitimler alıyorlar. Bir de bir yerden sonra yavaş yavaş bazı konularda biraz uzmanlaşmaya gitmeye çalışıyoruz. Bunlardan birisi mesela bir miktar dağcılık. Yani dağcılık demeyelim ama da hani dağcılık bazlı bir eğitim şeklimiz de var. İşte yine bizim sağ olsun işte UMKE sorumlusu arkadaşımızın da destekleriyle Dağcılık Federasyonu ile irtibatımız üzerinden ekibimizden bunu isteyen arkadaşlara dağcılık eğitimlerini alıyorlar ve hem bu zorlu koşullarda nasıl müdahale edilir, işte bir yüksekten hasta indirme ya da alçaktan hasta çıkarmayla ya da oralarda o zorlu koşullarda hastaya nasıl müdahale edilir görmüş oluyorlar. İşte bunun yanında daha başka konularda da işte su altı timi oluşturduk zamanında bu anlamda işte nasıl bir müdahale edilebilir üzerinden. Bunun gibi birkaç konuda eğitimler genişliyor ve sürekli devam ediyor. Böyle söyleyeyim. Yani her sene yaklaşık birkaç kere her il bir kere yapmak zorunda ama yani birkaç kere yapıyor iller. Tatbikatlar yapılıyor. Bu tatbikatlarda eğitim güncellemeleri yapılıyor. Bunun üzerinden işte ulusal tatbikatlar ya da bölgesel tatbikatlarda daha geniş kapsamlı işte diğer unsurların da işte AFAD'ın, İşte yeri gelince mahalle afet gönüllülerinin, yeri gelince diğer STK'ların, itfaiyenin işte gibi birçok kurumun da katıldığı kapsamlı tatbikatlar ve eğitimler düzenliyoruz. Hemen hızlıca UMKE'lerinkinden de bahsedeyim. İşte biz bu eğitimlerin de yanında işte bir yandan işte yaşanan deneyimlerin daha sivil gözüyle aktarılabildiği, işte geçen sene pandeminin başında şuradan başladık. Biliyorsunuz pandemiyle beraber İzmir depremi de yakın zamanda gerçekleşti. Biz bu eğitimleri online'ın bize verdiği fırsat üzerinden, çünkü bütün illerde UMKE'der gönüllüsü ya da görevlisi arkadaşlarımız var ama biz beraber toplanıp bir yerlerde eğitim yapmakta o anlamda zorlanıyorduk organize etmekte. Online bize bu fırsatı vermiş oldu. Pandeminin bu fırsatı dönüştürdük biz. Birçok öğrencinin, işte katılımcının dediğim gibi şeyi de değil. Yani böyle afet bir şekilde sertifikasyon olması da gerekmiyor. Birçok değerli arkadaşımız da bu eğitimlere katıldı. Yaklaşık bir seneye yakın sürdürdük. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 40 konuda eğitim verdik. İşte İzmir depremi deneyimlerinden bahsetti arkadaşlar. Arama kurtarmada nelere dikkat edilir? Medikal kurtarmada neler dikkat edilirden başlıyor. İşte sonrasında en son yaptığımızda da yine Antalya'daki UMKE sorumlusu arkadaşımız, UMKE'der üyesi arkadaşımız bize yangınlarda nasıl müdahale edildi, bunları geliştirmek için neler yapmamıza dair bir eğitim verdi. Arasında afet bilinci eğitimleri, haberleşme eğitimleri, yani konumuzun çerçevesi içindeki olan bütün kurumlardan destek alarak kendi uzmanlıklarımız ve onların uzmanlıkları üzerinden geniş bir eğitim silsilesi yürütmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi ben hemen şunu sormak istiyorum. Siz konuşmanız sırasında yurt içi ve yurt dışı operasyonlardan bahsettiniz. Evet, evet. Ve kuruluşunun sadece ulusal olduğunu UMKE'nin, fakat sonrasındaki ihtiyaçlar doğrultusunda örnek olarak da BAM depremini, İran BAM depremini evet. verdiniz. Bu aynı zamanda tabii ki uluslararası kuruluşlarla da ilişkileri gerektiriyor. Kesinlikle. Ve kesinlikle. Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. UMKE'lerin de enteresan ismi Uluslararası Medikal Kurtarma evet, evet. Derneği. Yani orada hem ekipleri hem de uluslararası UMKE'den ayrılıyor. Evet evet, öyle bu çok önemli, bizim için çok önemli dernek olarak hocam. Hani evet. Yani derneğimiz aslında evet, derneğimiz daha biraz daha genç, taze. Yani bu anlamda biz hedeflerimizi bu anlamda biraz daha ufkumuzu açık tutmaya çalıştık. Yani yani UMKE'den de sonradan oluşan ihtiyaçtan dolayı nasıl ulusal adında kalsa da uluslararası bir oluşuma evrildiyse biz dedik ki derneğimizin adını baştan oluştururken bu şekilde başlayalım. İleride yani yavaş yavaş zaten Dünya Sağlık Örgütü ile yani bir irtibatlarımız söz konusu, işte birçok sempozyumda falan beraber çalışıyoruz.
Ama ilerisinde çok daha ayakları yere basan, çok daha uzun vadede sürdürülebilirliği söz konusu olan uluslararası çalışmalar yapmak istiyoruz. UMKEDER çatısı altında böyle bir temennimiz var. UMKEDER dediğiniz gibi bahsedersek hocam, işte bu bir anda şöyle bir durum oluştu. İran Bam depremi, arkasından Pakistan depremi, Afganistan seliydi, Pakistan seliydi derken bu genişledi, gitti. Ve bu genişleme üzerinden de yavaş yavaş aslında dünyadaki bu felaketlerin ya da afetlerin üzerinden de Birleşmiş Milletler İnsarak diye bir oluşum kurdu. Aslında arama kurtarma bazlı İnsarak ve orada bir gerekçe sunuyor. Diyor ki burada arama kurtarma ekiplerinin içinde bir medikal ekip daha olmak zorunda. Biz AFAD'da bu anlamda partner kuruluşu olarak Birleşmiş Milletler'e akredite olduk. Dedi ki yani gittiğiniz yurt dışı görevlerinde orada Birleşmiş Milletler'in yönlendirmesi ve çalışması üzerinden hareket etmeniz lazım. Biz size lojistik destek sunmamız lazım diyor Birleşmiş Milletler ve böyle bir akreditasyon söz konusu oldu. Aradan birkaç sene sonra yine Dünya Sağlık Örgütü işte sadece arama kurtarmanın dışında da yani biliyorsunuz işte bazı afetler işte anlık kriz yaratır. Deprem, sel gibi. Ama bazı durumlar savaş gibi sonrasında çok mülteci yoğunluğunun olduğu ve devam eden bazı süreçlere evrilirler. Buna da Dünya Sağlık Örgütü yani birçok sağlık hizmeti, sağlık yardımı götüren oluşum olduğu, STK olduğunu fark etti. Ve dedi ki EMT adında, Emergency Me Teamler adında bir oluşum oluşturdu Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında. Ve buna bir verifikasyon çalışması başlattı. Bu verifikasyon çalışmasında da biz de işte tüm UMKE olarak, Sağlık Bakanlığı UMKE olarak bu verifikasyon çalışmasına katıldık. Bize de çok şey kattı. Ve arkasından burada bir verifikasyon çalışmasını tamamladık. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar biz olduğumuz zaman da 11 tane Avrupa üyesi bizim seviyemizde. Onların tip 1, tip 2, tip 3 diye ayrımları var. Sadece bizim katıldığımızdan hani kısaca şöyle bir cümleyle bahsedersem. Yani gittiğiniz zaman 14 gün aralıksız işte yaklaşık en az 4 poliklinikte acil hizmeti ve yaklaşık 14 tane büyük operasyon yapacak bir donanıma, kendi su ihtiyacınızı, kendi gıdanızı, işte oradaki hastalarınızın, yatan hastalarınızın ihtiyacını karşılayacak şekilde bir donanıma sahip olmanız ve bunu sağlamanız gerekiyor. Böyle bir akreditasyon çalışması ve verifikasyon çalışmasına dahil olundu. Evet, Aziz Bey'in bir sorusu var. Şimdi bu arada UMKEDER'in başka STK'larla işbirliği var mıdır? Hangi faaliyet alanlarındaki STK'larla işbirliğiniz var? Burada şunu söylemekte fayda var hocam. Hani bir yerden sonra şöyle STK'larımız da var. İnsani yardım götüren ve bu anlamda sağlık organizasyonu yapan STK'larımız var. Ben de onların içinde işte Can Veren Eller Derneği ya da Gönüller Derneği'ni bunlarda aktif görev almaya çalışıyoruz. Bir miktar bunlarla bir irtibatımız var. Şu anda resmi protokol yapılmış irtibat anlamında değil. Ama yani onlara aslında eğitim desteği. Çünkü burada giden sağlıkçı arkadaşlar var. Gönüllü olarak gidip Afrika'da ya da başka bölgelerde işte küçük sağlık hizmeti organizasyonları yapılıyor. Ve bunlardaki arkadaşlar işte zorlu koşullara çok alışkın değil, çok istekliler. İşte biz bunlara bir miktar bu anlamdaki kurduğumuz irtibatlar üzerinden eğitim desteği vermeye çalışıyoruz. Aynı şekilde AYAY'ların işte Acil Yardım Afet Yönetimi bölümlerinin mezunların oluşturduğu dernekler var ve bunlarla işte sıkı işbirliği içindeyiz. Bunlarla da irtibatlarımız var. Evet, ben hemen en son dönemdeki afetlere müdahaleniz konusunda da kısa kısa bilgiler rica edeceğim. Şöyle son depremler, İzmir depreminden bahsettiniz. Anlıyorum evet. Ki oradaydınız. Evet. Karadeniz'deki sellerde bahsettiniz. Evet. Orman yangınları. Bir kısa evet. Bilgiyi de hemen, bu konuda rica ediyorum. Hemen hocam yani orada en başta belki hemen İzmir depreminden önce Elazığ depreminde yoğun bir şekilde çalışma yapıldı. Arkasından işte İzmir depremi ve sonrasında o yangın felaketi boyunca bütün illerde yani kendi illerindeki görevlerin yanında diğer illerden de arkadaşlar sevk edilerek oralarda görev aldılar. Aynı şekilde işte bu Batı Karadeniz'deki sel felaketinde, işte Doğu Karadeniz'deki de diğer illerden çok dahil olması gerekmedi. Kendi illerindeki ekiplerle bunlar çözüldü. Oradakiler daha bu anlamda uzmanlaşmış arkadaşlardı. Ama Batı Karadeniz'de diğer illerden birçok arkadaşımız ne yazık ki oradaki yaşanan felaketlerde daha çok ihtiyaç oldu. Orada görevlendirildiler, orada yürüttüler. Şu anda da en basitinden şunu söylemekte fayda var. Ukrayna'daki savaştan dolayı Romanya'ya bizim 3 tane ekibimiz gitti ve bu 3 ekip Romanya'daki mülteci kamplarında oradaki sağlık hizmetlerini yürütmeye çalışıyorlar. Bir yandan çok hızlı bir şekilde tatbikatlar,
işte yurt dışı işbirlikleri ve oradaki çalışmalar devam etmeye yüz sürüyor. Evet, bu son ilaveniz de iyi oldu. Bunu da öğrenmiş olduk. Ben son bir soru olarak şunu sormak istiyorum. UMKE'de gönüllülük esaslı bir çalışma var. Ve bu gönüllülük esaslı çalışma özellikle gönüllüler açısından sürdürülebilir durumda mı? Bu konuda karşılaştığınız bir takım sorunlar var mı? İki sene önce başlamış olan insanlar devam edebiliyorlar mı? Veya bu konuda elinizde istatistiki bilgiler var mı? Tabii ki hocam. Şöyle söylemekte fayda var. Burada birkaç tane nokta var ama ben hemen sadece kısaca şey yapmış olayım. Lütfen. Bizim şöyle bir artımız var sadece. Diğer STK'lardan farklı olarak. Yani bir STK olduğunuz zaman bütün illerde birim oluşturamazsınız. Ama UMKE'ci aynı zamanda diyelim ben burada başlamışım çalışmaya. 3 sene sonra atandım gittim Afyon'a. Afyon'daki UMKE'de benim kaydım var. Bizim aynı şekilde ÇKS'de olduğu için. Yani gönüllülük ve görevliliğin avantajlarından faydalanmaya çalışıyoruz. Evet. Gidiyor orada arkadaş. Merhaba ben geldim diyor. Ben de diyorum ki gönüllüsüyüm. Hemen orada sistemden görününce bu arkadaş oradaki ekibin içine dahil olmuş oluyor. Yani biz bu anlamda sürdürülebilirliği bir noktada artırmaya çalışıyoruz. Bir yandan tabii ki afet görevleri aktif içinde bulunmanız gereken görev olduğu için işte biz öyle tabir ediyoruz. Çoluğa çocuğa karışmaktan dolayı biraz pasifize olan arkadaşlarımız var. Biz bunlara başka etkinliklere ya da şöyle bir ayrımımız var öyle söyleyeyim. Yani gelen arkadaşlarımız 12. olduktan sonra kendi ilinde mi, kendi hastanende mi, işte il dışı göreve gider misin, yurt dışı göreve gider misin gibi bir ayrımımız var. Yani biz sadece şunu da yapabiliyoruz. UMKE'ci olmuştur arkadaşımız, aktif görevlere gelemiyordur ama bizim hastane afet planlarımız var. Biz bunların denetleyicisi fonksiyonundayız aynı zamanda. Ve bu fonksiyonu yürütürken bu arkadaşımız kendi hastanesindeki iş değilse destek çıkması bile bizim için gönüllülük anlamında yeri gelince yeterlidir. İşte bu anlamda bir artısı var. Sadece işte bu anlamda sürdürülebilirliği sağlama noktasında bazı işte sürekli eğitimler ve güncellemelerle bunları biraz dil tutmak gerekiyor. Bunu söylemekte fayda var. Çok çok teşekkürler Seyfullah Bey. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Böylelikle hem Ulusal Medikal Kurtarma ekibini hem de Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği'ni tanıdığımızı düşünüyoruz. Ben hemen internet sitelerini tekrar etmek istiyorum. UMKE için umke.org. UMKEDER için ise umkeder.org sitelerini ziyaret edebilirsiniz ve bütün bilgileri oradan alabilirsiniz. Aziz Bey size de çok teşekkürler. Ben sağ teşekkür olun. Sorularınızla katıldınız programımıza. Evet, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta Pazartesi günü saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.